Bunu yapmak zorunda değilsin Ahmet. Böyle olmak zorunda değil. Biliyor musun, bence de bu kadar kolay bir ölümü hak etmiyorsun. Bize müsaade Perihan. Bundan sonrasını biz kızınla baş başa halledeceğiz. Tugay, bana bak. Bak evlat. Yarım saat sonra kargayı paketliyorsun. O kadının işini hallet. Tam yarım saat. Tamam abi. Geldi. Gel bakalım, bir tanışalım seninle. Gel gel. Ben seni tanıyorum Ahmet Karadağ. Beni öldürmeyeceğini biliyorum. Ben seni çoktan öldürdüm Ferda. Burada. Burada. Öyle mi gerçekten? Ulan kahvaltıdan, öğle yemeğinden, akşam sevişmeden önce üç öğün zehirliyorsun lan beni. Ne yapayım, sevmeye devam mı edeyim seni? Bitmesin mi? Yavaş yavaş ölmeye devam mı edeyim yani? Ulan annem bile kendi canını sana vermeye yeltenmezken ben seni sevmeye devam mı edeyim Ferda? Benim sevdam seni affetmeye yetsin mi? He? Aşk bu mu Ferda? Birbirini seven insanlar öldürüyorlar mı birbirlerini? Konuşsana. Sen bana başka yol mu bıraktın Ahmet Karadağ? Sen adam gibi sevdiğin, sevdalandığını da ben mi kabul etmedim? Adam gibi. Ne demek adam gibi? Ha, kızını yıllarca saklamak mı adam gibi sevmek? Hapse attırmaya çalışmak mı adam gibi sevmek? Adam tutup öldürtmeye çalışmak mı sevdiğini adam gibi sevmek? Pardon ya, bilsem senden kopya çekerdim. Beceremedim, kusuruma bakma. Yo, gayet iyi biliyorsun. Gayet iyi beceriyorsun sen bu işleri. Bak, mesela annemin kafasına silah dayıyorsun şu anda, değil mi Ahmet Karadağ? Ha? Bence muhteşem bir sevda örneği. Babam böyle mi seviyordu senin anneni? Sen böyle mi öğrendin sevmeyi? Ha? Şimdi Ahmet, Ahmet bana bak. Bak şimdi ben içeri girince sen doğrudan polise gideceksin, tamam mı? Babanın yaptığı her şeyi tek tek anlatacaksın. Tamam mı oğlum? Hiç kimseden korkmayacaksın, tamam mı? Sen ne yapacaksın içeride? Hadi bakalım. Şimdi doğruca polise. Tamam. Ben annemle sevmeyeyim. Kavgayı öğrendim Ferda. Kavgayı öğren. Gönlüm bir beden ufaldı o beni koyup gittiği zaman. Hafızamdaki yüzünü biliyor musun? Küçük bir anahtar deliğinin çerçevesi kadar. Ben korkmayayım diye öldü annem. Ben yaşayayım diye öldü. Sizinkinin tam aksine. Kavga edeyim diye. Direneyim diye. Susmayayım diye öldü.
Böyle anlatmamıştın sen bana. Varlığıyla yokluğu bir demiştin ben sorduğumda. Öyle değil mi yani? Şu akıl bali olduğunda 5 yaşındaydım takribi. Geriye kalıyor bana 2 sene hatırlanacak anı annemle. O 2 sene içindeki hatıralar da öyle ufak tefek hatıralar ha. Bir de intihar ettiği an. Elif'in ölümünün tam ertesiydi. Ben dayandım ama annem garibim bir ay dayanabildi. Elif kim? Ahmet Elif kim? Ahmet duyuyor musun beni? Elif kim? Aysel! Sustur şu çocuğu! Sustur şu çocuğu! Ahmet Elif kim? Babamın kundaktan alıp duvara çarptığı çocuk. Elif benim kardeşimdi. Annemin daha 2 karış olmadan toprağa verdiği çocuğu. Babamın elleriyle öldürdüğü evladı. Annemle bizi birbirimize olan sevdamızla susturduğu günahı. Bana bak. Bana bak, eğer konuşursan var ya, bu kızı olanlardan birine bahsedecek olursan vallahi onu da öldürürüm peşine. Vallahi öldürürüm peşine. Vallahi öldürürüm. Tamam dokunma. Aynısı senin için de geçerli lan. Tamam mı? Eğer burada olanlardan birine bahsedersen ananı da öldürürüm. Öldürürüm, tamam mı? Duydun mu? Polis gelince beşikten düştü, öldü diyeceksin. Beşikten düştü, öldü. Tamam mı lan? Tamam mı? Ne diyecekmişsin? Düştü. Nereden? Nereden? Beşikten. Ahmet, Ahmet bana bak. Ben içeri girince sen doğrudan polise gideceksin, tamam mı? Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Baban ne yaptıysa tek tek anlatacaksın ona. Tamam mı oğlum? Hiç kimseden korkmayacaksın. Tamam mı? Eğer polise gidersem annemi öldüreceğini söyledi. Siz yaşamak için sustunuz. Hani annenle. Biz tam tersi. Birbirimizi yaşatmak için sustuk. Anneme dokunmasın diye o katilin elini öptüm ertesi gün. Ama annem, ah annem, benden fedakar çıktı. Ben annem yaşasın diye sustum. Annem, ben yaşayayım diye öldü. Gidip her şeyi polise anlatayım diye koyup gitti beni. Meğer hayat çocukluğundan beri ince ince işlemiş kaderime terk edilmeleri. Kardeşimin, annemin gidişi hep beni sana hazırlamış meğer. Annen öldükten sonra ne yaptın peki? Polise gitmedin mi? Gitmedim. Kapının eşiğinden karakolun eşiğine kadar soluksuz koştum. Ama içeri girmedim. Giremedim. Babam kardeşimi öldürdü. Beni de öldürür diye korkuyorum. Giremedim.
gerisin geriye döndüm annemin kendini astığı eve. Kapıya oturdum. O babam dediğim katil bekledim. Nüfusuna kayıtlı olduğum o katilin yanında, onun olduğu odada koyun koyuna uyudum uyandım yıllarca. Her gece beni acaba bu gece mi öldürecek diye bekledim. Korkarak daldım uykuya. İliğime kadar, kemiğime kadar işledi korku. Çok isterdim ya. Annemden bana yadigar o cesaret hırkasını giymeyi. Ama olmadı. O gittiğinden beri etrafımdaki herkesten daha çok korkuyorum ölmekten. O gün de korkuyordum ölümden. Bugün de korkuyorum. Ya ben öbür tarafta ne diyeceğim bu kadına? Nasıl yüzleşeceğim onunla? Kızının katili hala yaşıyor, nasıl diyeceğim? Anlamadım. Baban hala yaşıyor mu? Ya işte böyle bir korkak senin Ahmet'in. Yaşaması gerekenleri öldürdün. Ölmesi gereken yaşıyor. Diyeceksin ki niye? Korkudan. Önceleri ölmekten korkuyordum. Sonraları yalnız kalmaktan. Geçmişimden bir tek o adam kaldı bana yadigar. Ailemi katleden o adam benim ailem oldu. Aile dedim ben ona. Baba dedim. İşte böyle bir zavallı senin Ahmet'in.